Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans köy incelemeleri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerden bana gelen köyleri inceleyeceğiz. Sizler de kendi köylerinizi inceletirmek istiyorsanız yorumlar kısmına köy bilgilerinizi madde madde yazaraktan katılabilirsiniz. Haydi dilerseniz ilk inceleyeceğimiz köye geçelim. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız açıklamalara ve yorumlar kısmına Instagram hesabımın linkini koyuyorum. Oradan beni mutlaka takip etmeyi unutmayın. Haydi dilerseniz ilk inceleyeceğimiz köye geçelim. Burada Nahit kardeşimizden gelen 107 seviye bir köy binası 8 var arkadaşlar. Hemen klan savaşları yıldızına baktığımız zaman gayet güzel. 330 klan savaşı yıldızın var. Klan savaşlarında aktif misin? Hemen birlikler kısmına göz ucuyla bakıyorum. Her şeyin full olduğunu görüyorum. Burada dal kavuk birazcık düşük kalmış. Dal kavuğu da basarsan senin için güzel olabilir. Kahramanın yani barbar kralın 10. seviye gayet güzel. Hemen büyüler kısmına bakıyorum. Büyülerden yıldırım, şifa, öfke büyüsünü fullemişsin. Bu öfke büyüsüne de bir seviye daha atlatmak için yani yeni seviyesini getirseler güzel olur. Çünkü yıldırım büyüsü, şifa büyüsü 7. seviyeye kadar yükseltiliyor. Bir tek öfke büyüsü kaldı arkadaşlar. Öfke büyüsüne de yeni bir güncelleme getirseler güzel olabilir. Buradan hemen bir de köyünü ziyaret edelim. Burada köyün çok güzel. Sanırsam sen de köyünü bu çevreci köylerden yapmaya çalışıyorsun. Gayet güzel, ortaya hepsini çalı çırpılarla doldurup ondan sonra tasarımını böyle yapacaksın. Gayet güzel. Buradan hemen bakıyorum. Burada toplayıcıların falan hepsi dolmuş. Buradan depoların ağzına kadar dolu. Gayet güzel. Burada iksir depoların keşke biraz daha fullebilsen. Ondan sonra köy binası 9'a geçebilirsin. Sanki uzun zamandır köye gidemiyorsun. Belki köye gitmişsindir ya da bayram olduğundan dolayı vakit bulamıyor olabilirsin. Burada gayet güzel bir köyün var. Burada bakıyorum tasarım olaraktan bir şey diyemeyeceğim çünkü çalı çırpıları biriktirip ondan sonra tasarımını yapıp çevreci bir köy yapmaya çalışıyorsundur. Hem de yan köyüne bakalım, yan köyün nasılmış. Burada inşaatçı binası 6 olduğunu görüyorum. Sen de yeni geçmişsin ama şöyle bir sıkıntı var. Hala savunmalarından düşük olanlar var. Onları düzeltirsen güzel olur. Ve tasarım olaraktan tasarımın birazcık garip. Güzelce yıldız alınabilir. Güzelce yüzde çekilebilir. Bu yüzden tasarımını değiştirmekte fayda var. Benim tasarımdan yapabilirsin. Kimi zaman üçlenebiliyor. Hani max level köy binası 6. Yani max level inşaatçı binası 6'da almadığı sürece üçleyemiyorlar arkadaşlar. Hatta tek yıldızda da kalabiliyorlar. Haberiniz olsun. Burada gayet güzel. Şurada barbar heykelini bir güzel dizayn etmişsin. Güzel bir köyün var. Savunma atların fena değil. Biraz daha aktif olursan bu yan köyde de senin için güzel olabilir. Haydi dilerseniz ikinci köyümüze geçelim. İkinci inceleyeceğimiz köy ise İsa Ömer kardeşimizden gelen 88 seviye bir köy binası 8 arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Daha köy binası 8'in gelişme aşamasındasın. Şimdiden klan liderliği yapma. Hani benim kendi fikrim. Şu an gelişmeye bak. Yüksek seviyedeki klanlara geç. Zaten köyün profiline baktığım zaman fena değil. Gayet güzel bir köy binası 8 profil görüyorum. Hemen birliklerine bakmadan önce klan savaşlarına bakalım. 175. Bu biraz daha fazla olabilirdi dostum. Birliklerine bakıyorum. Birliklerin gayet güzel klan savaşlarına katılabilirsin. Burada Golem Valkyrie birazcık düşük kalmış. Onları basarsan en azından klan savaşlarında daha aktif de olabilirsin. Ama ejder saldırısıyla da her türlü köyü de üçleyebilirsin dostum. Buradan kahramanlarına bakıyorum. 8. seviye bir barbar kral görüyorum. 2 seviye kalmış. 2 seviyede çok rahat bir şekilde basıp son seviye yani 10. seviye bir barbar kral yapabilirsin. Buradan büyülerine bakıyorum. Büyülerinden her zamanki gibi her şeyi fullemişsin. Sadece kara büyülerinden zehir büyüsü ve deprem büyüsü bir tık düşük almış. Onları da basarsan senin için güzel olabilir. Birazcık kara iksir biriktirmeye odaklanman güzel olabilir senin için. Buradan ziyaret et diyelim bakalım köyünde nasılmış. Burada hemen köyüne baktığımız zaman klasik köy binası 8 düzeni görüyorum. Burada duvarların düşük olduğunu gördüm. Duvarlarını yüklenirsen biraz daha güzel olabilir. Savunmaya çok yüklenmişsin. Savunma aşırı önde gitmiş. Biraz da kara iksir biriktirebilirsen senin için güzel olabilir. Şurada bir ordu düzenine bakmak istiyorum. Bu ordu düzeniyle kesinlikle kara iksir kasamazsın veya iksir kasamazsın. Sadece ejder. Bak sadece ejder. Klan kaleni ise max level balon alıp çok rahat şekilde ejder saldırısıyla kara iksir kasabilirsin. Bunu şimdiden sana söyleyeyim. Ve ekstradan da bir o kadar da altın kasarsın. Altın kastığın zaman duvarları yatırımını yaparsın. Yani burada hemen 8. seviyeye geçme. Şuradaki 6. seviye olan duvarlarını yüklendikten sonra 7. seviye olan duvarları da geçip ondan sonra köy binası 9'a geçebilirsin. Burada da eksikliklerin var. Burada mesela kıştan düşük kalmış. Ondan sonra bakıyorum burada okçu kulenin daha yeni 9. seviye pardon 10. seviye yapıyorsun. Yani daha eksikliklerin var. Sakın ama sakın köy binası 9'a geçeyim deme. Burada bir de yan köyüne bakalım. Yan köyün nasılmış? İnşaatçı binası 5 gayet güzel. Ezicin düşük kalmış. 2 seviye düşük kalmış. Burada aynı şekilde çoklu avan. Savunma atlarına yüklenmiyorsun. Neden acaba? Bir de profiline bakalım.
profilde aynı şekilde yeni geçmişsin. Burada en az barbar, okçu, ondan sonra dev, dalkavuk gibi, bombacının gibi en az 10. seviye olması lazım. Burada 1. seviye kahraman olduğunu görüyorum. Sakın ama sakın yan köyde de köyü atlatıp inşaatçı binası 6'ya geçme. Tasarım olarak pek bir şey diyemeyeceğim. Yani daha gelişme aşamasındansın. Savunma hattın full olursa eğer bu tasarım belki iş yapabilir ama savunma hattın düşük olduğundan dolayı bu tasarım iş yapmaz. Bunu sana şimdiden söyleyeyim. Burada önceliğin yan köyde aktif olup burada hemen eve dön kısmında savaş bonuslarını mutlaka tamamlamayı unutma, yan köyüne geçip bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Aktiflik şart diyorum sana. Bir sonraki köyümüz ise Arda kardeşimizden gelen 53. seviye bir köy binası 7 görüyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde profiline baktığım zaman profilin çok düşük kalmış. Burada en kötü birliklerinden okçu, barbar, devin hepsi 4. seviye olması lazım. Burada ejderinin en kötü 2. seviye olması lazım. Daha klan savaşlarına katılmamışsın, zaten belirtmişsin bunu. Klan savaşlarına katılırsan sana ekstra ganimet gelebilir. Eğer güzel bir klandaysan, klan savaş klanındaysan en azından güzel savaşlar kazanıp güzel ganimetler kasabilirsin. Kahramanlarına bakıyorum. Kahramanların daha 1. seviye. Bir an önce bunu 5 yapıp özelliğini açmanı tavsiye ediyorum. Burada neden? Ama neden öfke büyün en çok kullanılan büyülerden bir tanesi, neden 1. seviye, mutlaka buna da yüklenmeni tavsiye ederim. Çok erken geçmişsin, bunu şimdiden sana söyleyeyim dostum. Aşırı erken aceleci davranmışsın. Burada görüyorum daha duvarların 6. seviye, yani inşaatçı binası 6 sayarsak bunu, duvarlarını fullleyip geçmişsin. Hemen savunma hattına baktığım zaman bir havan, bir hava savunması yükleniyorsun, süper. Buradan bakalım, çifte topun da varmış, gayet güzel dostum. Burada okçu kulelerin bir kısmı 8, bir kısmı da 6. seviye. Bunları da bir an önce yükseltirsen senin için güzel olabilir. Başka bir şey var mı? Duvarları her zamanki gibi duvarlarına da yüklenmeni tavsiye ederim. Zaten 7. seviye duvar basmak gerçekten çocuk oyuncu arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda zaten anlarsınız, düşük seviyede olan arkadaşlarımız varsa eğer. Buradan altın madenleri ve iksir madenleri de düşük kalmış. Havan toplarım var. Havan toplarını mutlaka yüklenmeyi unutma. Sakın aceleci ve erken davranayım deme. Eğer köy binası 8'e geçersen %100 diyorum sana, oyunu bırakıp sıkılacaksın. O yüzden yavaş yavaş gelişmene bak. Ara ara savaşlarını yap. Burada bak, daha 1. seviye kışlan var. Herhalde yeni geçmişsin diyorum inşaatçı binası. Özür dilerim, köy binası 7'ye inşaatçı binasına geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Yani birazcık aktif olursan oyunda senin için güzel olabilir. Buradan çoklu havanı 3'e basıyorsun, süper. Burada eziciye bakıyorum 4. Bunu mutlaka 5 yapmayı unutma, zaten inşaatçı binası 5'tesin. Yan köyün gayet güzel bu tasarımı da biliyorum. Ama bu tasarımda her zaman buradan dalınca her zaman 2 yıldız %71 alıyorum veya %80'e kadar çıktığımda oluyor arkadaşlar. Yani bu tasarım artık eskisi kadar iş yapmıyor diyebilirim sizlere. Ama şu an gelişme aşamasında güzel. 2000 kupadasın. Bakalım burada savaş makinan daha 2. seviye. Lütfen bunu 5. seviye yap. Çünkü 5. seviye olunca özelliği açılıyor ve ha 1. seviye ha 4. seviye diyebilirim arkadaşlar. Çok küsuratlı yükseltmeler oluyor. Bunu da sizlere söylemekte fayda var. Bakalım, pek de bir şey kalmamış. Okçu kulelerim var. Bunlar da yüklenirsen senin için daha güzel olabilir. Bir de profiline bakmak istiyorum. Burada güzel okçunu 10, barbar daha 9, dev daha 8. Bunları biraz daha yüklenirsen daha iyi olabilir. Daha uzun yollar var senin için inşaatçı binasında. Sakın 6'ya geçme. Daha yükselmen gereken, yükseltmen gereken şeyler de var diyebilirim. Hemen yan köyümüze geçip bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Bir sonraki köyümüz ise Ahmet Cemal Er Yılmaz kardeşimizden gelen bir köy. 111. seviye bir köy binası 9. Gayet güzel seviyene göre köy binası 9 olman. Burada hemen klan savaşları yıldızına bakıyorum. Birazcık düşük kalmış sanki. Bunları biraz daha fazla yapabilirsin. Yani klan savaşlarına katılaraktan artırabilirsin. Hemen birliklerine bakıyorum. Bu arada dilim damağım kurudu arkadaşlar. Bazen kelimeleri yanlış söyleyebiliyorum. Bu yüzden özür dilerim. Hemen birliklerine bakıyorum. Burada okçu, barbar, dev, goblin. Hepsini basmasan duvar akıcın bir tık düşük kalmış. Onu da basarsan güzel olabilir. Buradan hemen bakıyorum. Bu golem, Valkyrie, birinciyi basmasın, süpersin dostum. Burada açmadığın daha şey var. Burada atıcı var. Bunu atıcıyı sanırsam köy binası 10'da açıyorduk. Buradan hemen daha basmamışsın cadını ve tazıyı. Acele etme, sakın acele etme, çünkü buradan hemen kahramanlarına geçtiğimiz zaman daha burada barbar kralın 10 ve kahramanın yani kraliçen 14. seviye olduğunu görüyorum. Bunu 15 yap ki yetenek seviyesi 3. seviye olsun. Bir an önce kahramanlarına yani kara iksir kasıp, daha doğrusu kara iksir kasıp kahramanlarına yüklenmeni tavsiye ediyorum. Büyüler kısmına baktığım zaman büyülerin fena durmuyor, gayet güzel. Büyülerin hemen hemen yüklenmişsin diye tahmin ediyorum. Buradan ziyaret edelim bakalım köyün nasılmış.
Köyüne baktığımız zaman buradan birçok duvarını 9. seviye yapmışsın. Süpersin dostum. Burada savunma hattının full olduğunu görüyorum. Burada zaten kraliçenin 5. 15. seviye yapıyorsun. Daha barbar kral 10 ama olsun, sıkıntı yok. Onu da karakter kasıp basarsın zaten. Burada bir saldırayım mısın? Gerçek köyünü alamamış saldıran kişi. Sadece burada tıkanmış. Köy tasarımın gayet güzel. Sanırsam burada testalar var. Bu testaları da yükseltmişsindir umarım. Burada hemen tasarımına bakayım. Ordu kampından. Özür dilerim. Ordu kampındaki düzenine bakayım. 32 balon, 2 bebek ejder, 1 tazı, klan kaline de tazı alıyorsundur diye tahmin ediyorum. Güzel balon saldırısı yapıyorsundur. Eğer balon saldırısı yapıyorsan dostum lütfen laf tazını da yükseltmeyi unutma. Buradan yan köyüne de bakalım. Ana köyün güzel, bunu sana şimdiden söyleyeyim. Burada çok ilginç bir tasarımım var. Herhalde burada yaylı tuzaklar, bombalar, carpçurt bir sürü şey vardır. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Oradan eğer varsa ben başka yerden de alırım. Yani şu köşeyi temizleyip buradan yardırırım, şu duvarları bombacıyla yakıp. Yani zaten ezicinde 5 yapıyorsun. Süpersin, savunma attın gayet güzel. Tasarımını da bir değiştirirsen güzel olur. Ya da yan tasarıma eklesen senin için daha iyi olabilir. Burada daha ezicin, daha doğrusu savaş makinan. Ezicinle alakalı savaş makinan daha 3. seviye, 2 seviyecik kalmış. Onu da basarsan güzel olur, güzel olabilir. Buradan birliklerine bakıyorum. Barbar 10, daha 9. seviye okçum var. Onu da 10 yaparsan yetenek seviyesi açılacak. Burada bombacıyı 10 yapmışsın sen de, gayet güzel. Çünkü bombacı inanılmaz derecede iyi iş yapıyor arkadaşlar. En çok kullandığım askerlerden bir tanesidir bombacı. Hemen bakayım, köyünde pek de bir şey kalmamış. Zaten savunmanı da yükleniyorsun. Aktiflik şart diyerekten bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Serkan kardeşimizden gelen 90 seviye bir köy binası 9 var. Hemen inceleyeceğimiz zaman buradan klan savaşı yıldızlarının düşük olduğunu görüyorum. Ve birliklerine bakıyorum. İnanılmaz derecede düşük kardeşim. Yani birazcık seni hırpalayabilirim. Haberin olsun, alınmak yok. Buradan neden erken geçmişsin köy binası 9'a? Levelin köy binası daha 8'deyken niye 9'a geçiyorsun? Birliklerine bakıyorum, köy binası 7'de. Yani gerçekten kötü diyebilirim profilin. Burada daha inanılmaz uzun yıllar bekliyor seni. Kahramanlarına hiç bakmak istemiyorum bile, ziyaret edeceğim köyünü. Dedim belki güzel bir köyün vardır, köy binası 9 demişsin ama levelini de belirtmesin. Ama köyünün bu kadar o kötü olduğunu belirtmemişsin. Bak şuradan ilk sayılarını full yapıyorsun, savunma attın çok önde ama neden? Bak neden burada okçu, barbar, goblin, golem, valkyrie, bineceği, pk, ejder, şifacı, bu ejderlerin ne? Bu askerlerin düşük seviyede, sadece bak sadece balonu son seviye yapıp ve büyücünü son seviye yapıp basmışsın. Bak valkyrie de kullanıyorsun, herhalde bunları bağışlayacaksın ya da bağışlamasan bile kullanmanı tavsiye etmem bu orduda. Yani çok uzun yıllar seni bekliyor. Burada mutlaka herolarını yüklen. Herolarını yüklenirsen senin için daha avantajlı olur. Köy binası 9'lara göre biraz daha onlara yetişmiş olursun diyebilirim. Savunma attın inanılmaz derecede ileride. Biraz duvarlara yüklenmeni tavsiye ederim. Oyunda aktif olursan en azından senin için daha güzel olabilir. Buradan hemen yan köyüne de bakayım. Vay, yan köyün güzelmiş. İnşaatçı binası 6. Bu da tasarım olarak bakıyorum. Gayet güzel bir tasarımım var. Tasarımını beğendim. Yeni geçmişsindir diye tahmin ediyorum. Burada ezicin daha 1. seviye. Bunlar da yüklenirsen güzel olur. Ama neden burada savaş makinan daha 2. seviye? En azından 5. seviye yaparsan ekstradan özelliği gelecek. Bu özellik senin için avantajlı olabilir. Buradan bakıyorum, daha inşaatçı binası, daha doğrusu inşaatçı kışlası 8'desin. Burada bir bakayım savunma hattına, ezicin daha 4'te, çifte topu 6 yapmışsın, güzel. Burada neden ezicin düşük kalmış? Onları da yükseltirsen senin için daha güzel olabilir. Tasarımını beğendim, tasarımın gayet güzel. Bir de birliklerine bakıyorum, güzel okçu barbar. Hemen fullemişsin 12. seviye olaraktan. Buradan hemen devin düşük kalmış. Devde birazcık yüklenirsen güzel olur. Cadı kullanıyorsan eğer cadını da yükseltmeyi unutma. Burada karşılıklı savaş galibiyeti 456'ymiş. Ben bunu ilk defa görüyorum desem inanır mısınız arkadaşlar? Birazdan kendi kime de bakarım. Güzel köyün var. Burada fırını da 2. seviye yapmışsın. Bir yan köyüne bakalım. Dediğim gibi biraz aktif olursan laboratuvarı lütfen boş bırakma. Laboratuvarı her zaman aktif olsun. Ne gelirse önüne bas. Çünkü eninde sonunda basacaksın onları da. Bir de eve dönüp ben karşılıklı kaç tane galibiyet almışım ona bakmak istiyorum. Şuraya bas, buna bas ve hemen sosyal değil de direkt şuradan profiline bakayım. 369 yapmışım ama benim tasarımım, yani daha doğrusu köyüm, inşaatçı binası 5'teyken max leveldi. Yani söyleyebilirim, yeni geçtim, dün yeni geçtim arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani daha yükseltmen gereken bir sürü şey var. Burada klanlar kısmından, daha doğrusu kupa kısmından en iyilerin en çok savaş kazanmasına bakayım. Yaklaşık 3812 savaş kazanmış. Helal olsun, ciddi anlamda helal olsun. Adam hakkını vermiş diyebilirim. Hemen buradan ana köyümüze geçelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler de kendi köylerinizi inceletmek istiyorsanız yorumlar kısmına
köy bilgilerinizi madde madde yazaraktan katılabilirsiniz. Burada hemen madenlerimi de toparlayayım. Bu arada beni de Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.